Biz kapıyı iki kişi açarız da her zaman. Buyurun, köye bakmıştınız. Evli o, sevgilat geldik. Bize böyle bir şey söylenmedi. Nasıl söylenmedi ya? Yani beyefendi. Kendinizi zorla misafir mi ettirmeye çalışıyorsunuz şu an evinize? Ya zor olsa yakaları ben mi taktım? Hadi ya başla. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğba. Ben de Yağmur. Bugün ne yapıyoruz? Hep birlikte yeni evimizi geziyoruz. Evet, başlayalım o zaman. Eve girdiğimiz zaman bizi yan tarafımızda bir tane gizli dolap karşılıyor. Çamaşırhane diyorum ben buraya. Aynen, biz burayı çamaşırhane yaptık. Alt tarafta çamaşır makinemiz var. Burası ilk lavabomuz, ilk banyo yani. Gel Mücahit'cim, gel gel gel. Yağmur diktatörü şöyle bir şey dedi, bu banyoyu ben kullanacağım. Özlem'le benim odamda bir tane daha lavabo var. Orası size haksız ait. Mıyım? Haksız, haksız mıyım? Haksız. Onların kendi lavaboları var. Ay biz belki burası canımız da burada yıkanmak istiyor, Allah Allah. Hayırsız. Bu şekilde kişisel eşyalarımızın onda birini kadar dizdik. Daha taşınma sürecindeyiz. Eski evden getirmediklerimiz. Siz de evlu dediğiniz için biz evet, hemen çekelim dedik. Ama bir de bir şeye dikkat kesmek istiyorum. Dikkat kesmek ama bak. Dikkat çekmiyor, dikkat kesiyor. Kesmek istiyorum çünkü. Ne alaka? Kışkırtmalarda almıştık bunu. Belki bir daha kışkırtma çekilir diye de vermedik. Lazım oluyor. YouTuber olmak böyle bir şey arkadaşlar. Burada da 24 saat kullanmayın. Aptal mısın kız? Ya tamam, duşakabinin neyini tanıtıyorsun? Neyse işte duşakabin var burada bir tane. Burası bizim portmanto ama kirli değil. Biz sanırım temizlik yapmayı bilmiyoruz. Bununla yüzleştik buraya taşındığımızda. Evet, gerçekten. Aynayı sildik. Defalarca kere, 10 kere, 20 kere denedik. Ama gitmiyor. Nasıl? Sonra annem dedi ki cam sille silsenize. Baksana bir şey keşfettim. Böyle gidiyor. Ama bunu bir bütün 500 bin metrekareye yapmam gerekecek sadece. Evet, burada portmantomuz var. Yine eşyalarımızın %20'sini falan dizdik. Bütün bir kış boyunca burada kalacaklar bunlar. Öyle. Koyduk, gittik, bıraktık. Çünkü kendi odalarımızda da zaten ceketlerimizi vesaire asmak için bir sürü yer var. Buraya böyle sık kullandığımız kışlık ürünleri koyduk. Burada da... Boşver. Orayı açma demedim mi? Evimiz açık mutfaklı. Yani salonla mutfak bir. Evet. Ve benim en sevdiğim kısmı bu oldu çünkü. Bence mutfak boşuna yer kaybı evlerde. Çok Amerikan filmi de izlemiş olabilirim, bilmiyorum. Ben kapalı mutfaktan yanayım ama yine de ya. Bu arada üçümüz, Tuba ablam, Özlem ablam, ben Bursa'da da bir yıl yaşadık. Evet. O eve çok benziyor burası. Evet. Sadece mini haliydi orası. O da Amerikan mutfaktı falan filan. Çok... O yüzden ben çok özlemiştim. Evet ya. Oradaki evimiz çok güzel. Buray'la ben duygusal bağ kurduk, o yüzden orada da evimiz duruyor bu arada. Yarın gideceğim ben. Burası ne tam olarak? Ek tezgah. Ya, burayı aslında yemek masası olarak düşündük. Yemekleri mesela burada yemek için. O sen yüzden... düşündün, ben de dedim ki çok mantıksız. Neden? Çünkü sandalyeleri koyacağımız bir giriş yok altında. Yok ama tabureyle falan, bence yüksek taburelerle yenir. Çünkü o yüzden yemek masası almadık salona. Aynen. Balkona aldık. Balkona aldık. Burası da bizim mutfağımız. Kitchen. İngilizce de var. Burada ocak elektrikli. Az önce Mert bana nasıl çalıştığını öğretti. Evet, iki haftadır buradayız ve biz hiçbir şey pişirmedik kendimize. Hep dışarıdan söylüyoruz. O yüzden mutfak tertemiz. Hiç temizlemedik. Ne de tertemiz. Taşınırken bir sildik, o kadar öyle kaldı. Yani ne koyduysak öyle kaldı çünkü yemek yapmıyoruz. Ama öğreneceğiz değil mi Yağmur? Evet, öğreneceğiz. Bir de burada işte mutfak dolapları falan var. Neyse yani mutfak böyle. Buzdolabında İllüzyon Müzesi'nden mi aldın? Kalbim kırıldı çıt çıt. Hiç bu boyda bir buzdolabı görmedim. Allah'tan simetri hastası değiliz o zaman. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Biz minyon kızlar olarak kendimizi özgüvenli hissetmek istedik. Aynen. Sadece dolap kadarız hala. Ne var, ne olmuş? Evet, dolabı açmaya hiç gerek yok. Çünkü dediğim gibi yemek yapmıyoruz arkadaşlar. O zaman salona geçelim ve salonu tanıtmaya başlayalım. Benim salonda en sevdiğim köşe. Evet. Ya bunu hatırladınız mı? Sadece şunu bir göstermek istiyorum. Gelin olduk videomuzdan. Evet. Bu arada gelin olduk videomuzu da izleyebilirsiniz. Aynı zamanda kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu böyle bir köşe işte. Kendi şeylerimize göre aldık bitkiler bir şeyler. Ben kaktüsü radyasyonu çektiği için aldım. Öyleymiş. Ama bana şey dedi ki en son bunu aldığım yer. Aldıktan sonra söyledi bunu. Senin dedi kendi boyunda birkaç kaktüsün olacak ki gerçekten işe yarayacak. Bu hiçbir işe yaramaz dedi. Yine de seviyorum kaktüsümü. Bunu gerçekten aldığın yerin söylemesine gerek var mıydı? Evet. Tamam.
Burada yine inanılmaz temiz silinmiş, sıfır tozlu bir televizyonumuz. Ve yanında böyle küçük bir sehpamız falan var böyle. Aynen. Televizyon tarafını birazcık daha böyle... Sade. Sade mi? Evet. Şu en şık yer diyecektim. Bence sade. Biz vitrin istemedik. Sağında, köşesinde, solunda böyle ufak ya böyle tefek... güzel bir seyir zevki alalım istedik. Biz bu arada bu eve taşındığımızda bunu fark ettik. Bizim televizyon kültürümüz yok. Hatta televizyon alıp almama konusunda çok tereddüt ettik. Oy birliğiyle sonra dedik ki... Ya gelen arkadaşlarımız, misafirlerimiz bir şey izlemek ister, film izlemek ister diye aldık sırf. Yoksa yok yani televizyon kültürü. Aynen. Yok. Bir de YouTube videolarımız böyle... Net geniş ekrandan büyük izlerim diye. Evet, buraya şöyle bir köşe yaptık ve bu çiçek benim canım her şeyim adına boncuk koydum. Benim yalandan. 2 gün önce aldın. Tamam ya arkadaşlar, tanımıyorum çiçeği. Tanışacağız ama. Suladım 2 tane, yine de şey oldu. Soldu, anlamadım. Sen böyle söyleyince aklıma ne geldi arkadaşlar? Biliyorsunuz benim tatlış köpeğim Süt. Sütü sahiplendirmek zorunda kaldım. Bu konu hakkında çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Sütü bana zorla getirdiler. Zorla bıraktılar ve bana getiren sahibi ona çok büyük işkenceler etmiş. 8 ay boyunca hiç dışarı falan çıkarmamış. O yüzden sahiplendirene kadar bende kalsın diye bende kalıyordu. Çünkü bana çok fazla soran oluyor. Ve İpaç diye bir derneğe sahiplendirdim. Eğer böyle sokakta bakıma muhtaç hayvanlar falan görürseniz, yani benim durumumu yaşarsanız bu derneğe bir bakabilirsiniz Instagram sayfasına. Ve de hayvanlara karşı lütfen çok daha fazla duyarlı olalım. Burası bizim kütüphanemiz. Arkadaşlar aslında benim kutu kutu kitaplarım var çok fazla ama sığmayacağını düşündüğümüz için getirmedik. Onun için ayrı bir kitaplık alacağız diye düşünüyorum. Bu arada bu halıyı anlatmak istiyorum. Ay kral, şuraya da bir halımı serseydik, orada boş kaldı gibi ya. Tamam getir diyelim. Dur 2 dakika hemen getireyim. Çıkma, şimdi gireriz. Ooo, dünyanın en güzel hamlesi oldu. Çok değişti. Şu an mutfak... Tanıyamıyorum yani. Gel tamam. Bakar mısın? Çok fark etti gerçekten. Evdeki tek eksik buydu. Bu bizim gözümüzün bebeği. Çok severek aldığımız halımız. Evet ya, bunu böyle her şeyi görünce 22 saat... Heyecanlandım çünkü halıyı çok seviyorum. Şimdi bir şey alma kararı verirken 20 saat düşündük. Evet. Ama tek böyle bunu gördüğümüzde dedik ki bu. Ama lafımı bölme. Öleceğim ya, çok yavaş konuşuyorsun. Burada böyle hareket kaldım. Yapacaktım. Çarp çurt. Tamam, tamam boş ver sus. Ya Mücahit, bu resimleri alır mısın? Ne kadar zorbaladığını herkes görsün. Direkt Mert'i çeker misin lütfen? Mert ve koltuğumuzu tanıtalım. Hadi gel Mert, oturup koltuğumuzu tanıtalım. Hayır, ben Mert'i ve koltuğu tanıtacağım. Mert Altuntaş mıydı? Abi bu nereden çıktı ya? İlk misafirimiz. Evet, bu evin ilk misafiri aynı zamanda. Canımız, kanımız, ciğerimiz. Beşiktaş'tan her gün bizim için geliyor. Yeri gelir ışıkçımız, yeri gelir... Sesçimiz. Sesçimiz, yeri gelir... Menajerimiz. Evet, akıl danışmanımız öyle. Koltuğumuzu beğendin mi? Evet. Rahat mı? Çok geniş. Bu köşe takımını bize seat sofa hediye etti. Ay çok teşekkür ederiz. Ya buranın şöyle bir şeyi varmış bu arada. O yüzden size gerçekten tavsiye ediyorum gönül rahatlığıyla. Direkt kendi üretimleri olduğu için her yerden daha uygun alıyorsunuz. Çok kaliteli ama çok uygun fiyatlı şeyler var. Yani şöyle bir köşe takımı normalde 30-35 bin lira ama orada 10 bin liraya falan bulabilirsiniz. Bakın, yeni evlenecek olanlar, ev taşıyacak olanlar muhakkak bakın. YouTuber olup da 3 kardeş aynı eve çıkacak olanlar da bakabilir. O zaman şu küçük hanımefendiyi de gösterelim, sehpamızı yani. Bunu ben aldım. Benim aloe vera'yı hem saça hem cilde çok iyi geldiğini düşündüğüm için aldım ama büyümüyor. Büyümediği sürece de bir işe yaramayacak. Olsun, yine de ben seni seviyorum aşkım. Ben çiçek bakmayı galiba bilmiyorum. Onunla yüzleştim. Ya sen şey, ev çok büyük, aracını bir yerlere doldurayım da çiçek alayım gibi. Ya Mücahit, Mert siz gidin ya. Ben kendimi atmaya gidiyorum. Abajırım. Canım abajırım. Bak şimdi size ne göstereceğim ama karanlıkta gece bu çok daha güzel duruyor. Evet ya, dün çok güzeldi. Rengi değişiyor falan, pembe, beyaz. Yani gece çok güzel duruyor arkadaşlar. Size fotoğrafını koyarız yani. Aynen. Şöyle manzarayı çekelim isterseniz. Kız komşu, yine mi sen ya? Yine ben komşu, vallahi ne yapıyorsun? Nasıl iyiyim, sen ne yapıyorsun ya? Yükseklik korkum var şu an, titriyorum. Komşu abartma, 4. kattayız. 6 komşum. Bu halıyı bize getirsin abi. Abi halıyı bize getirebilirsin. Baktın dedem. Klima var evde ama klima nerede bilmiyoruz. O yüzden açamıyoruz. Yönetim klimanın olduğunu söyledi bize, şu an Mücahit deli gibi klimayı arıyor. Ama nerede bilmiyoruz. Bir yerde klima var sadece, ondan eminiz. O zaman balkonu gösterelim. Balkonumuzu tam dizayn edemedik. Evet. Çünkü çok alelacele toplanmaya çalıştık. Yine de bir gösterelim. Şöyle bir görünmesin aynen. Niye gözükmüyor onlar ya? Ya Mücahit! Bizi rezil etti bu videoda, yemin ediyorum ya.
Böyle evet. Bir salıncağımız var. Çok güzel. Benim önde. Dediğim gibi balkonu daha dizayn edemedik. Ama bu salıncakla birlikte çok tatlı bir dizayn olacağına inanıyorum. Kocaman bir balkon bu arada. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Görünüyor mu yani? Benim en sevdiğim köşe. Çünkü ben bir balkon hastasıyım. Bir dışarı atın tamam mı böyle? Atın yani ben nefes alamıyorum içeride yaşayayım. Şu tarafı da gösterelim. Balkonun ne kadar büyük olduğu belli olsun. Böyle bu masayı koyduk. Kahvaltıya bekliyoruz canım takipçilerim. Bu arada like atmayı unutmuyoruz değil mi? Like atın, abone like. Olun. 100 bin like atın, 50 bin like atın, atın atın. Haydi. Artık senin söz hakkın yok. Çok şükür kendi odama geldim. Sus! Kendi odana değil, evin en çirkin odasına. Ben ne Özlem'in, evin en güzel odası. Yorumlarda belirtin tamam mı? Hayır, bunlar kendi odalarının daha güzel olduğunu iddia ediyorlar tamam mı? Bir dakika, yorumlarda söyleyin arkadaşlar. Bunun odası mı daha güzel, Özlem'le benim odam mı? Okuyacağım. Ben buyurun. Benim odam daha güzel. Ebiç, bir sus ya. Sen bak, sen burada dur. Tamam mı? Böyle. Ağzını açma. Şimdi arkadaşlar, lavabomla başlayalım. Özlem'le bana özel bir lavabomuz var da ayıptır söylemesi. Öbür lavabodan daha güzel. Bura benim dolabım. Ya bir rol çalma, çekil oradan. Ceza paspasına koydum beni. Bu Buğra'nın ilk mola deneyimi olacak. Aynen, orada 10 dakika. De ki ben suçluyum, ben suçluyum, ben suçluyum. Ben suçluyum, ben suçluyum. Burası benim. Benle ilgilen bak, rol çalmasın. Burası benim elbiselerimin, kıyafetlerimin olduğu yer. Bunlar da yine bir kış burada bekleyecek. Kışlıklarımız sadece 20'de biri. Hani böyle olur da hava kötü olur, daha düzelmedi ya. O yüzden kaldırmadım en sevdiğim kışlıkları. Burası bu şekilde ceketlerimizin, blazerlarımızın, özel parçalarımızın olduğu yer. Ben çok seviyorum burayı. Şu taraf Özlem'e ait olduğu için açmayacağım. Burası bizim şifonyer. Yani o kadar çok eşyamız var ki hala sığmadı. Bak birazdan makyaj masasını da göstereceğim. Buraya da mı raf acaba dizsek diye düşündüm çünkü sığmıyoruz. Bunu Özgü'yle yapmıştık. Bunları da Özlem kendi yatağının duvarına asacak. Öyle bekliyor. Bunları hiç açmayalım ama şu parfümlerimi göstermek istiyorum. Ya parfüm hastasıyım demiş miydim arkadaşlar? Çok seviyorum. Aa, hatta bir yağmur korkuttuğum videoda babamın evini babamın evinde görmüştünüz değil mi? Bir sürü parfüm vardı ve şok olmuştunuz. Ben de babamdan işte kalma. Bu parfümler. Bunlar dolu ve biraz daha. Ya manzaram çok kötü gitti. Yatağımızı gösterelim. Bugün ben orada uyudum. Böyle bir yatağımız var. Ya bak ben sana dedim bir senin odan değil. Çık şuradan, çık şuradan. Senin odan değil. Ben dün burada uyudum. Dün burada şurada uyudum. Şeylerini de özellikle seçtik. Devresim takımı. Bu arada sormuşsunuz arkadaşlar. Trendyol'dan aldım. Orada bulabilirsiniz. Instagram'dan bizi takip ederseniz link bırakırız. Aynen. Atarız. Ve genel olarak kullandığımız eşyaları, aldığımız eşyaları. Ya hep bunların... Ya. Az önce size bahsettim, çok fazla eşyamız var ve bir sürü raf ya da ona benzer şeyler aldık diye. Burası da oldu. Burası da oldu. Burası da oldu. Bu kutuyu hatırlarsınız diye düşünüyorum. Burası da oldu. Yetmedi. Özel lavabomuzun dolaplarına da koymaya başladık. Ve daha bir sürü ürün var eski evden gelecek. Ne yapalım? Influencer olmak zor. Ya ne yapıyorsun? Çık odamdan. Çıksan sana ürünlerimi kullanma demedim mi? Çık bak, odamdan ya. Zorbalamasana beni. Oda vlogum bitti. Sıra bunun çirkin odasına. Göreceğiz çirkin mi, güzel mi, değil mi? Evet arkadaşlar. Ferah mı ferah? Evin en güzel, mükemmel. Aa, biz bu köşeyi gösterdik mi kız? Burada şartel kısmı ve... Bunu neden gösterirsin? Şimdi arkadaşlar odama hoş geldiniz. Tanıştırayım ben. Ve benim çok tatlı ayıcığım. İsmi Yal. Çünkü 5 dakika önce tanıştım. Bazanın altından çıktı dedim. Ben buraya koyayım, video çekeceğiz zaten. Burası benim yatağım. Ben tek başıma çift kişilik yatakta neden uyuyorum diye sorarsanız. Uykuma biraz düşkünüm. Gerçekten dünyada uyumak komik gibi sana gülme hakkı verdim. Ay ya, şöyle bakıyorum da gerçekten benim odamın yanına bile yaklaşamaz senin odan. Arkadaşlar söyleyin, yazın. Burası tek başına benim odam. Sizin gibi küçücük bir odaya sıkışmadım. Bu oda o odanın yarısı kadar bu arada. O yüzden küçük odayı buna verdik. Sus çünkü tek kişilik. Evet, böyle yatağım falan var. Şurada göstermek istiyorum benim böyle sık kullandığım, ondan sonra bazen gerek duyduğum eşyalarım var. Mesela birkaç tane çok kullandığım çantamı koydum. Onun dışında çok sık kullandığım ayakkabılarım falan var. Bazı eventlerde falan aldıklarım vesaire vesaire. Onun dışında... Aa bak sana ne göstereceğim Mücahit. Yaz! Ay ne yaptım? Aa dostlar ne yapıyorsun? Köpek! Ya! Beni de al! Evet, o sustun orada. Şunu hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bunu var ya, bilenler bilir. Bununla mükemmel ötesi bir yayın yapmıştık. Nasıl takılıyor? Şimdi takacağım bir. Şimdi tıvallama kapıyı böyle açalım, tamam mı? Oldu mu? Şimdi tıvallama Mert'e kapıyı böyle açalım. Tuva abla! Ne? Mert bir gelsenize!
Ödüm koptu. Hayır bu ne? Arkasını da gösterir misin? Ha arkası nasıl ki? Hadi bunu da yorumlayın. Ona mı yakıştı bana mı? Takabilsem aslında yorumlayacaklar da. Direkt normal yapışkansız olmaksızın takabilirsin. Bu kadar zor mu? Zor ya. Çok çirkin oldun. Kime daha çok yakıştığını yorumlarda yazın. Videoya böyle devam etsem ne olur? Anısı var arkadaşlar. Şimdi burada benim gardırobum var. Burada aslında 4 kapılı 2 tane dolap vardı. Sonrasında ben 6'ya tamamladım. Çok küçük olduğu için. Ve bunlar da yetmediği için gideceğim bir tane daha 2 kapılı ben olacağım. Ben de bakıyorum, merak ettim. Etme. Burada pantolonlarımı koydum. Ondan sonra alt kısımda croplarımı falan. Orada pijamalar, altta etekler. Sen pantolonlarını niye yapsak? Pantolon asılır. Evet, burada da benim elbiselerim falan var. Altta şapkalarım falan koymuşum. Burayı daha düzenleyeceğim zaten. Bir şey diyeceğim, cidden şunu göstermek istiyorum. Tuba abla, bu bizim çok güzel bir kutumuz. Evet. Sakin ol. Sakin ol. Şampiyon. Bak. Evet, bu bizim YouTube köşemiz. YouTube için halat. YouTube'da kullandığımız bazı ekipmanlar falan var. Araç gereçler, tahtalar falan. Ben çok seviyorum bu sepeti. Bir gün boyunca mahkum olduk videomuzda da bu sepeti kullanmıştık. Sonra bayağı güzel şeyler var çadır videomuzdan. Onu da izleyebilirsiniz. O da çok eğlenceli. Yine çadır videomuzdan. Tuğba Eroğlu'yu kışkırtıp mahvettiğim videodan. Ben sinirlenen bir insan değilim. Evet, burada ne yapmıştık? Hiç kışkırmadım bu arada. Ah! Yapma yapma! Boş herhalde. Aslında tıraş köpüklerini buraya da koyabilirmişiz. Özgür'ü kışkırttığımız videodan. Özgürlerini parçalamıştık. Ha. Az fena değildi zaten bizde. Bu halat ne içindi kız? Özgür'ü bağlamıştık. Özgür'üm ya. Bizim zorbalıklar. Kaç mı arkadaşız biz? Ayrıca boyum yetti, tamam mı? Zaten sen pikmi olduğun için bu tabureleri falan alıyorsun, ben anlamıyorum ki. Evet, geldik benim en fav köşeme. Önce buradaki plaketimle başlamak istiyorum. Bu benim ilk ödülüm sanırım, aynen. Sosyal medyada patladıktan çok kısa bir süre sonra almıştım bunu. Ve o kadar mutlu olmuştum ki bunu açarken ağlamıştım. O yüzden bu benim için çok kıymetli olduğu için baş köşeye koydum. Sonrasında burada bir boy aynam var. Bunu Tuba ablamla Özlem ablam çalmıştı. Gittim hemen geri aldım. Evet, ben fark etmez diye bir ay boyunca Allah'ıma gece yatarken dua ettim. Fark edip aldı. Bir aydır biz... Azam ablama söyledim ama. Biz dedim, bakıyoruz, besliyoruz, temizliyoruz. Kendimizle duygusal bağ kuruyoruz. Yağmur Hanım alıyor, bu kadar da devam. Hayır, gittiler benden. Benden habersiz çalmışlar. Ben bu eve taşınırken almışlar, kendi odalarına koymuşlar. Ben ne yapayım? Benim göz bebeğim aynam, ilk aynam. Birazcık makyaj masamı tanıtabilirim. İlk başta şöyle benim Canikom gözlüklerim var. En sevdiğim gözlüğümü takacağım şimdi, en marjinal olan. Reçkol gözlüğü. Ben yine anama. Şunu da sen tak. Ver. Sırt sırta dur şimdi. 0 kilometre yeni bir araba alırım. Mahallede kızlara ben havamı atarım. İbrahim YK olduk. Gözlüğümü İbrahim YK takar biz. İsmail YK. 40 yıllık İsmail YK oldu İbrahim YK. Sonrasında burada benim çok tatlı tokişkolarım falan var. Burada prenses tacımız. Sonrasında benim pompon tacımız. Bunlar hep TikTok yayınlarında aktifken falan takıyordum. Şu an malum çok yayın açamıyorum arkadaşlar. Bu arada beni TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Orada da çok tatlı, çok güzel videolar çıkıyorum. Bazen yayın açıyorum. Daha sonracığıma burada benim en sevdiğim köşem var. Çünkü burada benim tatlı takılarım var. Ben gerçekten takı delisiyim sanırım ya. O kadar güzeller. Ve çoğunu daha hiç takmadım. Mesela bunu yeni gördüm. Sonrasında burada bir süslüğüm var. Bu çok hoş. Benim en sevdiğim şey. Bunu yaksak mı ya? Öf yeter ya. Sıkıldım bunun odasından. Ama tüsü yakacağım. Odası boş. Boş boş konuşarak doldurmaya çalış. Bunun böyle kendi parfümleri dışındaki parfümlere alerjisi. Evet, odam bu kadar arkadaşlar. Yorum yapın. Onların odası mı daha güzel, benim odam mı daha güzel? Söyleyin. Beni seçin tamam mı ya? Çünkü... Öf yeter. Ben her şeyi tek başıma dizdim, hallettim. Onlar hep iki kişiydi. Çünkü senin gücün ve sevgin de var. Evimizi gösterdik. Şimdi biraz komşulardan bahsettik. Hadi gelin. 10 gündür tanıştık. İnşallah izlemiyorlardır. İnşallah abonemiz değillerdir. Geçen bir tanesinden elektrikli süpürge istedik. Çok yakışıklı. Süpürgesini istedik. O kadar yakışıklı ki isteyemedim. Ben istedim ama ağzım dilime dolandı. Elektrikli süpürgemiz varken gelip istedik. O kadar söyleyeyim. Ve 3 kişiler, 3 de çok yakışıklı.
Bir vlogumuzun daha sonuna geldik. Diyeceğim ama tek ve ilk vlogumuz değil mi? İlk ve son. Aslında birkaç vlog daha çekmiştik de yayınlamamıştık. Aynen. Biz öyle vlog çekip yayınlamayan insanlarız. Umarım ki bunu yayınlarız diye düşünüyorum. Birkaç gün sonra yayında olur ya. Çok merak etmiştiniz. Sizin için çektik. Aynen. Ben. Öyle bir içerik fikrimiz yoktu aklımızda. Dedik çekelim bir görün. Merak etmeyin. DM'lerde, yorumlarda çok fazla istemişsiniz. Evet, evimiz böyle şirin ve tatlı bir ev. Bize yeter de artar. Yorumlarınızı merak ediyorum ya. Gerçekten samimi bir şekilde beğendiniz mi evimizi acaba? Beğendiyseniz belirtmeye ve gerçekten beğenmeye, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. Sizi çok seviyoruz. Çok öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.